Bugün Belgrad'da 3. günümüz. Sırasıyla gidecek yerler Nikola Tesla Müzesi, ardından Taş Meydan, ondan sonra da Paris'in Montmartre olarak bilinen Skalerya Meydanı'na gideceğiz. Skalerya Meydanı kültür ve sanatın ve restoranların olduğu, sosyal hayatın çok güzel yaşandığı Belgrad'da bir ilçe. Kaldığımız otelden bu 3 noktaya da 10-15 dakika içerisinde yürüyerek gideceğiz. Yol boyunca güzel caddelerden gideceğiz. Şimdiki iyi seyirler. Tesla Müzesi'nin oraya geldik. Şimdi sağdaki sokaktan içeri gireceğiz. Kaldığımız otelden şehir merkezine yaklaşık 10 dakika. İsterseniz taksi de tutabilirsiniz ama sokakları gezmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok uygun fiyatlı dükkanlar var. Alışveriş yapabilirsiniz. Özellikle kıyafet dükkanları, çocuklar için oyuncakçılar da var. Şimdi sağdan içeri gireceğiz. Tesla'ya gireceğiz. Tesla'nın özelliği şu. Nikola Tesla Wi-Fi olarak Electricity buluyor. Wi-Fi Electricity şu anda dünya üzerinde uygulanmıyor. Çok yaygın olarak. Amerika'da, Texas'ta falan uygulanıyor. Şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz yer Tesla'nın evi. Müze haline getirilmiş. Şimdi oraya gideceğiz. Müzeyi kendisi gezecekler için bir not vereyim. Saat 10'da açılıyor müze. Dolayısıyla saat 10'dan önce geldiğiniz zaman kapıda bizim gibi beklersiniz. Bunlar çok da bize keyifli geçer dolayı. Saat tam 10'da müzeyi açıyorlar. Ama önemli bir müze. Buradan çıktıktan sonra da Taş Meydan'a gideceğiz. Taş Meydan'da büyük bir yüzme havuzu var. Huzur verici bir mekan. Aynı zamanda büyük parkları da var. Şu anda bir kaza da oldu. Tam önümde. Geçmiş olsun. Evet, yukarıda parlamento binasını arkamıza bırakıyoruz. Buradan aşağı doğru şimdi Skalarya meydana doğru gidiyoruz. Skalarya'da dediğim gibi Fransa'nın Montmartre'ına benziyor burası. Ressamlar falan var, kafeler var. Güzel bir yerleşim bölgesi. Şimdi oraya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. 5 dakika içerisinde orada olacağız. Aslında hemen hemen bütün yerler birbirlerine yakın.
Otobüs kullanmanıza çok fazla gerek yok. Taksiye de para vermenizi pek tavsiye etmem. Çünkü oldukça geniş, keyifli caddede var. Hem biraz alışveriş yaparsınız hem de geniş caddelerde yürümenin keyfini yaşarsınız. Skadarlia'ya geldik. Skadarlia beni tam bir hayal kırıklığına uğrattı. Hani ben de anlatılanlara göre size Montmartre falan filan dedim ama birkaç tane resim galerisi. Onun haricinde de genelde restoranlar var. Ve de hani bazı şeyler, siz söyleyin adını, bazı restoranlar aşırı derecede pahalı. Skadarlia'dan çıktıktan sonra hayvanat bahçesine geldik. Hayvanat bahçesinde bakın güzel hayvanlar var. Burası Fransa'daki Zoological'dan daha değişik. Güzel hayvanları göreceğiz burada. Arkamda hemen bir fil var. Biz orada fil görmemiştik. Biraz seyirdik, manzaralar size göstereceğim.